Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Aşk, Günah, Kötülük hikayesinin 1. cilt 8. bölümüyle beraberiz. Kurt rotasındayız. Vampirin kalbini kazanmak için zamana karşı bir yarış başlıyor. Ama kaleden, hazinesinden bu kadar kolay vazgeçebilecek mi? Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Gece sona eriyor. Vemina baloda bir hatıranın parçasında dönerken aynı zamanda kalede. Nerede o? Vampirin en büyük korkuları doğrulandı. Dük yüzyıllar boyunca topladığı tüm nadide eserleri parçalara ayırmaya hazırdı. Dur. Yüzümü kaybetmemeliyim. Duygularla zaman kaybetmeyi göze alamazdı. Yani bir ölümlü, egzotik bir biblo'ya rastladı ve onu almanın iyi bir fikir olacağını mı düşündü? Bu çok talihsiz bir durum ama sabaha kadar onlarla başa çıkabilecek kadar güçlüyüm. Böyle bir son savaş neredeyse ölümcül oldu. Pekala, intikam alma zamanı geldi. Ve gecenin durdurulamaz gücü kalenin duvarlarını kasıp kavuruyordu. Mina ise aramaya başladı. Buralarda bir yerde olmalı. İşler hangi noktada bu kadar zorlaştı? Belki öldüğümde ben de kötü bir ruh oldum. Evet, vampir bir gelin olmaya karar verdim. Tanrım, ama daha bir gün önce doğaüstünün var olmadığına inanıyordum. Ve artık ben de bir doğaüstüyüm. Tamam, buradan nereye gideceğiz? Kütüphane, hamamlar, ganimet odası. Arkadaşlar, bu ikinci bölüme bağlı ve ikinci bölümde kütüphaneyi seçtiyseniz hamamları seçmelisiniz. Evet, işte burada. Vampirin kalbi burada bir yerlerde saklanmış olmalı. Mina bir zamanlar mutluluk ve lüksün mekanı olan ama şimdi ürkütücü bir manzara sunan odaya baktı. Pürüzsüz mermer uzun zaman önce parlaklığını kaybetmiş. Küf ve yosunla kaplanmıştı. Ve oryantal desenler uygarlığın büyüklüğünden çok çöküşüyle ilgili düşünceleri akla getiriyordu. Peki nereye bakmalı? Burada sadece taş ve metal var. Görünüşe göre bir yerlerde tuğlalarla örülmüş olmalı. Ama hepsini nasıl parçalayacağım? Ne bir aletim var, ne de neyi kıracağıma dair en ufak bir fikrim. Burada olsa bile her şeyi kırmak günler sürer. Ve sadece şafağa kadar vaktim var. Ne yapmalıyım? Bir şeyi vur. Kanıt bulmaya çalış. Aramaya başla. Bir şeyi vur. Tüm gücüyle Mina taşa çarptı. Ancak mermer bir fayans değildir. Ve bu yüzden yanıt olarak sadece bir gümbürtü duyuldu. Sanırım bir filmde buna benzer bir şey görmüştüm. Sadece uygun bir şey bulmam gerekiyor. Hükümdar asası. Levye. Elinde ağır bir nesneyle odaya hafifçe vurmaya başladı. Ve yüzeylerin onun hareketlerine verdiği tepkileri dinledi. Bir şey var. Ses her yerde aynı değildi. Küvetin üzerindeki bu parçanın sadece dekorasyon olmadığı açık. Arkasında bir boşluk var. Ne yapmalıyım? Kanıt bulmaya çalış, aramaya başla. Kanıt bulmaya çalış. Kalbi saklayan, iz bırakmadan edemedi. Belki de dedektif hikayeleri izlemişimdir ama bir ipucu olmalı. Tabii ki bunca yıldan sonra buradaki her şey toz ve örümcek ağlarla kaplandı. Ama en başından itibaren düzen bozulmuş olurdu. İşler karmakarışık, yabancı bir element. Kontrol etmemiz gerekiyor. Ve eşya parlaklığıyla kızın gözüne çarptı. Bu bir klişe olabilir ama neden olmasın? Bir mercekle donanmış Mina her köşeyi incelemeye başladı. Sanırım bir şey var. Garip bir şekilde düşünce dizisinin doğru olduğu ortaya çıktı. Bu metal parçanın kenarı kavisli gibi görünüyor. Birisi onu çıkardı mı? Ve beceriksizce. Daha sonra onu zorla yerine itti.
İyi ki ellerinle çalışman gereken bir mesleğe gitmekten korkmamışım. Ne yapmalıyım? Aramaya başla. Peki, kontrol etmeye çalışalım. Masanın altında, küçük resmin arkasında, banyonun altındaki borularda. Banyonun altındaki borularda. Daha önce hiç su tesisatıyla uğraşmamıştım. Belki de yapmalıydım. Mina kanalizasyona giden kapağı sökmeye başladı. Hiçbir şey, sadece zaman kaybediyorum. Küçük resmin arkasında. Ah, tırnaklara yazık oldu elbette. Ama mesele önemli. Mina deseni kenarından çekti ve panelin arka tarafını dünyaya gösterdi. Bu sayede hamam böcekleri ve tahta bitleri hemen hışırtıyla koştular. İğrenç ama atlatmak mümkün. Hiçbir şey, sadece zaman kaybediyorum. Masanın altında. Hadi itin. Ağır masayı yana doğru hareket etti ve... Evet, kütlesiyle fayansı bastırırken fark edilmiyordu. Ama şimdi panelin bir kısmının çıkıntı yaptığını görünüyor. Yani bir zula var. Mina diz çöktü ve değerli kutuyu karanlıktan çıkardı. İşte burada. Kızın elleri heyecandan titriyordu. Artık onu kurtarabilirim ve sonsuza dek ölümsüz bir mutluluğumuz olacak. Mina düşünceli bir şekilde elindeki kutuyu çevirdi. Neye benziyor? Kara büyüyle çıkarılan vampir kalbi. Mina Pandora'nın bir hata yaptığını düşündü ama merak ağır bastı. Boş kutu mu? Boş mu? Dünya neredeyse ayaklarının altından kayıp gidiyordu. Nasıl? Sanırım her şeyin çok basit olmasını bekliyordun. Zaferle ve en az çabayla kayıp kalbi bulacaksın. Ve bir akşamda kahraman olacaksın. Yine de bu davranış çok öngörülebilirdi. Onu bulmak için acele edeceğini biliyordum. Bu yüzden sana onların yönünü verdim. Yanlış yönü. Böylece sen ve arkadaşın yanlışlıkla benim istemediğim. Ama senin istediğin bir şeye rastlamayacaktın. Neden seslisin? Kendini içine soktuğun paradokslarla bir entinden çıkamıyor musun? Ben sadece saldırmaya hazırlanıyordum. Seni nereden tanıdığımı merak ediyorum. Bir büyüyü hatırladım. Başka bir yerde büyük aldığını sanmıyorum. Hiç de değil. O iblis de öyle düşünüyordu. Ama öğle yemeğinde Chad'i elde edemedi. Neden biliyor musun? Çünkü çok dikkatliyim. Peki neden bekliyorsun? Şaşırt beni. Ne? O kitabın... Ah evet, doğru. Lanet avcı ruhu. Kadim kelimeler kale duvarlarında bir kez daha yankılandı ve harap temellerini sarstı. İnatçı gerçeklik, orijinal formuna dönmeye çalışarak yabancı olan her şeyi dışarı atmaya başladı. Hayır. Bu ne be? Büyü yaratığın gizlediği karanlığı açığa çıkardı. Evet, işte bu. Güzel bir yüzün arkasına saklanma. Gerçekte nasıl biri olduğunu biliyorum. Hala hiçbir şey bilmiyorsun. Ve şimdi sıra bende. Canavar hayal edilenden daha büyüktü. Çok daha büyük. Neler oluyor? Tüm fizik ve doğa yasalarını göz ardı ederek büyüdükçe büyüdü. Tüm alanı kapladı. Bununla nasıl başa çıkılır? Yapamazsın. Ben yenilmezim. Böyle acınası yöntemlerle değil. O da ele geçiren bu dokunaçlar onu ele geçirmeye başladı. Nereye gitmeye çalışırsa çalışsın. Hemen yeni bir engel ortaya çıktı. Benden kaçamazsın. Durumun kontrolü bende. Kaleyi kontrol ediyorum. Seni kontrol ediyorum. Peki ya planın? Sana teslim olmayacağım. Sen neden bahsediyorsun? Her şeyin planına göre gittiğini söyleyerek nasıl övündüğün hakkında. Beni öldürmek zorunda kalırsan kontrol sendeymiş gibi görünmüyor. Seni öldürmeyeceğim. Sadece direnişin anlamsız olduğunu göstermek için. Ve beni yenemezsin. Bir dokunaç bacağını yakaladı. Hayır. Ve sonra bir tane daha ve bir tane daha. Beni rahat bırak. Kollarına dolanarak hareketlerini kısıtladılar. Sadece bu değil. Vücudunun her yerinde kıvranarak elbiselerine nüfuz ettiler. Ve saniyeler içinde onu tamamen açığa çıkardılar.
Mina, örümcek ağına yakalanmış bir sinek gibi sallanıyordu o. Peki şimdi nasıl hissediyorsun? Bileklerini sihirli bağlarıyla kıpırdatan kız içsel hislerini dinledi. Hissediyorum. Heyecan, alçak gönüllülük, nefret, acıma. Evet, sahnemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neyin var senin? Zihnin daha büyük bir şeyle karşı karşıya kalmayı kaldıramıyor mu? Hayır. Kızın konuşmaya devam edebilmesi için nefes alması gerekiyordu. Yöntemin işe yarıyor. Sana seçim yapma yanılsaması verdim ve sen de bir karar verdin. Ne demek istiyorsun? Kucaklaması aniden zayıfladı. Onu tutmaya devam etti ama tereddütle. Dikkatini kaybettin ve bana kapıldın. Çığlıklarımın tüm kaleye yayılacağını düşünmeden. Ve bunların rahatsız ettiğin biri tarafından duyulacak olması. Bu telaş aç yaratığı cezbetti. İşte buradasın, seni boşuna beslemedim. Geçitte bile bunun alışılmadık bir kurt olduğunu fark ettim. Büyüklüğü, gözlerinin rengi ve göz bebeklerinin derinliklerinde yeşil ateş gördüğümde tüm şüphelerim dağıldı. Ah, sahibinin son sadık köpeği. Ancak insanların aksine canavar diyalog ve felsefe yapma havasında değildi. Kurt bu dokunaç bahçesine öfkeyle saldırdı ve yoluna çıkan her şeyi dişleriyle parçaladı. Ah, sen de biraz vampir gücünün olduğunu hesaba katmadım. Yani ülkelerimi feda etmemin ve yine de fiziksel yüzleşmeye girmem gerekecek. Kardeşlerim arasında en güçlüsü ben değilim. Ama bu kadar küçük bir yaratığı parçalayabilecek güçteyim. Bir vampirle kapışmaya hazır mısın? Görünüşe göre dikkatimi kaybettim. Kız için beklenmedik bir şekilde Tony eşi benzeri görülmemiş bir hızla yerinden fırladı. Ve ona hava akımlarıyla çarptı. Garson çarpmanın etkisiyle yana savruldu. Görüyorum ki kendini yeni bir kapasitede bulmuşsun. Tony'nin gözleri kan çanağına dönmüştü ve saldırılarına ara vermek niyetinde değildi. Yaratık tüm darbeleri savuşturmakta hızlıydı ama bu kana susamış grubun her hamlesinde manevra alanı giderek azalıyordu. Kaçmayı bırak ve dövüş. Bütün hareketlerini öğrenmeden önce olmaz. Bu arada kızın bağları nihayet gevşemişti ve savaşa katılmaya hazırdı. Sanırım bunu yapman için sana zaman vermemeliyim. Durum benim lehime değil. Sanırım daha sonra görüşmeliyiz. Uzay acı dolu bir ciyaklamayla sıkı bir düğme bağlayarak canavarı kendi içine sakladı. Şeytan gitti. Kızın durumunu anlayan erkek utanç içinde arkasını döndü. Odandan birkaç kıyafet getirdim. Üstünü değiştir. Rahatlık. Özgürlük. Bunu sanki daha önceki bölümlerde de görmüştük. Yani benzerine. Sofistike. Çelişki. Heves. Allah'tan alışveriş gününde oynadım da hepsini birden alabiliyorum. Saç rengimizi seçelim. Kahverengi olsun. Bu çok daha uygun ve daha rahat. Evet, seni görüyorum. Şimdi kurt Tony miymiş yani? Sen iyi bir çocuksun. Bana yardım ettin ve beni kurtardın. Mina iki eliyle devasa canavarın kafasının arkasına ovmaya başladı. Ve canavar onun ayaklarının dibinde memnuniyetle dönerek karşılık verdi. Sahibine git ve olanları anlat. Değilmiş, pardon. Ve yaratık itaatkar bir şekilde odadan çıktı ve kalenin karmaşık koridorlarında kayboldu.
Sanırım konuşmak istiyorsun. Sen de çok akıllısın. Belki de ne hakkında olduğunu biliyorsun. Sana neden daha önce söyleyemediğimi anlıyorsun değil mi? Kafamda evet. Ama kalbim bana şunu söylüyor. Ona daha sert vur. Anlıyorum. Bir vampir tarafından ısırıldım diyelim. Peki sana nasıl oldu? Ben böyle doğdum ve atalarımın kanı sadece içimdeki bu güçleri uyandırdı. Bunu detaylandırabilir misin? Yıllar önce bir vampir gözünü bir ölümlüye dikmişti. Tıpkı senin gibi. Ve onu bilinmeyen amaçlarla yanına aldı. O zulümden kaçmayı başardı. Ancak dönüşme sırasında zaten hamile olduğu ortaya çıktı. O zamandan beri benim türüm. Herkesten biraz farklıydı. Nesiller boyunca bu bir aile efsanesi haline geldi. Ancak bu keşif gezisine katılanları gördüğümde kendim ve kökenlerim hakkındaki gerçeği öğrenebileceğimi fark ettim. Şimdi daha netleşti. Tatmin oldun mu? Daha netleşti. Annemle babamın hikayeleri bana biraz çılgınca geliyordu. Kendi kendime delirdiğimi sanıyordum. Evet, sonsuz belirsizlik içinde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu hayal edemiyorum. Ben açıkçası gittiğinde sana kızmıştım. Anlıyorum ama başka türlü yapamazdım. Gerçeği öğrenmem gerekiyordu. Peki şimdi kimsin? Ne değişti? Ben henüz bilmiyorum. Güçlerime yeni yeni alışıyorum ve bu duygulara. Her neyse artık aynı taraftayız. Ne demek istiyorsun? Gerçeğin zamanı geldiğine göre. Vampir gelin olmaya karar verdim. Ne baskı altında ne hipnoz altında. Sadece aşık olduğum için. O insanları eşyan gibi kullanan soğukkanlı bir zorba. Bunu bana söylemek sana düşmez. Evet. Bu çok tuhaf. Aynen, bu fikre ben de alışamadım. Her halükarda seni ziyafet salonuna görmek istiyor. Kızın zihninde boşluk ve hayal kırıklığı vardı. Peki bu lanet kalbi şimdi nerede arayacağım? Çok yakındı. Ya da yakın olduğunu düşünmek istedim. Kendini kandırılmış hissetmek çok rahatsız edici. Bu kalbi bulanınız var mı? Ben yani birçok kez denedim ama bulamadım. Duygular onu boğmuştu. Hem öfke hem de çaresizlik. Ama Mina pes edemezdi. Peki ya ben geç kalırsam kalbi alabilecek miyim? Vampir hayatı ve gücü benim ellerimde. Akıllıca kullanırsan ne tür bir güce sahip olabileceğini düşünmek korkutucu. Diplomasi, büyü veya bilim fark etmez. Tarihi değiştirebilecek bir güç. Eğer elimde olsaydı ben, onu anlamaya çalışacaktım. Daha fazla güç istiyordum. Onu sakladım. Belki hastalıkların reçetesini içeriyor. Yaşlılığı yenmenin sırrı. Belki herkes için sihre erişim olabilir. Kim bilir. Yine de yüzyıllar boyunca bu güç sadece birinin elindeydi. Ve şimdi o. Tamam, kendini toparla. Bunu düşünmek için çok erken. Kalp kayboldu. Çok yakın zamanda transfer edildi. Bu kalenin standartlarına göre son zamanlarda... Bir ihbar üzerine ne ben ne de kalenin sahibi onu bulamadık. Ama aynı zamanda bazı büyü kurallarına göre uzakta da olamaz. Büyü. Düşüncelerine dalmış genç gelin koridorlarda inatla hedefine doğru yürüdü. Bu ne, savaş sesleri mi? Mina adımlarını hızlandırdı. Ay bu ne be? Benim huzurumu, bu kalenin huzurunu ve sessizliğini koruman gerekiyordu. Sana güvendim ve karşılığını böyle mi ödüyorsun? Bana bir eşyaymışım gibi davrandın, bir nesne gibi. Sadakatimi sonsuza dek satın aldığını sandın. Aynen öyle. Kalemin büyüsü olmasaydı sen de kız kardeşlerin gibi uzun zaman önce bir idol olurdun. Bana daha fazlasını vaat ettiler. Dünyaların sınırlarını açacak. Dünyadan öncekiler haklarını alacak. Dünyadan alınan sihir geri dönecek. Ve benim türüm canlanacak ve bir kez daha gökyüzüne ve şelalelere hükmedecek. Düşmanın tatlı sözlerine inanan talihsiz bir yaratık. Sadece kaos olacak. Bunu sadece sen söylüyorsun ve artık sana güvenmiyorum. Bu sözlerle taş idol vampire saldırdı. Bir dövüş başladı. Taş canavarın her bakımından kalenin efendisinden daha üstün olduğu çıktı.
Ama görünüşe göre vampir güçleri henüz tam olarak yenilenmemişti. Mina bu savaştan dolayı uyuşmuştu ve gözlerini başka tarafa çeviremiyordu. Ne yapmalıyım? Vampirin tarafını tut, karışma. Aşkıma zarar vermeye cesaret etme. Aşkıma diye girmemiz pek ortama. Sonuçta Mina artık gecenin bir yaratığıydı ve güç sıkıntısı yoktu. Pençelerini kullanarak canavara doğru koştu ve saldırılarını vampirin saldırılarıyla değiştirdi. Hizmetinizdeyim. Hala cesaretin var. Ve şimdi iki yaratık düşmanlarını geri püskürtüyordu. Her birinizi parçalayacağım. Kuyruğunu sallayarak kızı yere serdi. Ayak bileğine bir demirle vurmuşlar gibi. Taş pençeler kızın yüzüne doğru uzandı. Bir tane azalır. Bir kuyruk darbesi daha. Ancak saldırı darbeyi alan bir vampir eli tarafından kesintiye uğradı. Bugün değil. Kan doğrudan kızın üzerine damladı. Teşekkür ederim. İşte pençelerimdesin. Canavar kurbanını dişleriyle kemirmek için bu anı değerlendirmeye karar verdi. Yeter, bu oyun uzadı. Kız ilk kez Dük'ün kılıcını çektiğine tanık oldu. Çelik havada bir yay gibi parladı ve canavar bir taş ve moloz yığınına dönüşerek parçalandı. Gücümü korumama yardım ettin. Kız vampirin bakışları altında eridi ve bu bakışlarda bir miktar gurursuzdu. Cesurca ve akıllıca davrandın. Bunu takdir ediyorum. Bizim durumumuzda rastgele dövüşlerle zaman ve enerji harcamaya değmez. Ne demek istiyorsun? Kalp hakkında her şeyi biliyorum. Demek bunu zaten biliyorsun. Evet. O zaman neden hala buradasın? Cevabı bildiğimi sanıyordum ama... Paradoks, şeytan seni kandırdı ve kafanı karıştırdı. Bu doğru. Bu haber benim için pek iç açıcı değil. Vampir düşüncelere dalmıştı. Geçmişi yeniden mi hatırlıyorsunuz? Evet, bu hayata nasıl geldim? Hizmetçilerim isyan etti. Sislerin yaratıkları beni oyunlarına çekti. Hayatım basit bir kıza bağlı. Siz kontrolü kaybetmekten hoşlanmıyor musunuz? Bunu yaptıklarınla hak ettiniz. Kontrol bir aristokratı halktan ayıran şeydir. Ya durumu kontrol eder ve hükümdar olursun, ya da sorumluluk almaya istekli olanlar tarafından yönlendirilen zaman nehrinde yüzersin. Demek öyle. Ve kendinizi bu yükü üstlenmeye ve dünyaya hükmetmeye hazır olanlardan biri olarak görüyorsunuz. Umarım bu retorik bir sorudur. Nehirlerin ve havanın hareketini yönetmek. Beni bununla kandıramazsın. Evet, büyüm var ve doğaya hükmetme gücüm var. O halde lütfen zamanı en az birkaç saat geriye alın. Bize zaman kazandırın. Kontrol bir yanılsamadır. Kontrolü ne kadar ele geçirirsen üzerinde o kadar az güç sahibi olursun. Sıradan bir ölümlü olabilirim ama hayattan birkaç ders almayı başardım. Öncelikle kaderin bana verdiği kartlarla oynamak. Ve bir şey sana itaat etmek istemediğinde bunalıma kapılma. Ve böylece istediğini elde edebilirsin. Şimdi benimle aynı fikirde misiniz? Açık olanı inkar etmenin bir anlamı yok. Ve yaşadığım prensipleri tekrar gözden geçirmeliyim. Ama bunun için yine de bu gece hayatta kalmam gerekiyor. Ve ne yazık ki ondan geriye pek bir şey kalmadı. Ama eğer işe yararsa düşüncelerini tekrar dinleyip sonuçlara varmaya çalışmaktan onur duyacağım. Yüzünelerce canavarın uluması kaleyi doldurdu. İşte tahtım için bir sonraki yarışmacılar. Koş, onları elimden geldiğince uzak tutacağım. Ama ben hallederim, sen de aramaya devam et. Ve sözlerini kanıtlamak için hafif bir itme kızı koridora yönlendirdi. Mina şafağa kadar kalan süreyi hesaplayarak kaçtı. Ve düşünceleri çılgınca bir cevap arıyordu. Vampir içgüdüsü hangi odalara erişemez? Hangi? Ve sonra ona sanki yıldırım çarptı. Odam bir zamanlar orada bir avcı yaşıyordu. Ve muhtemelen böylesine tehlikeli bir yerin her santimini kutsadı. Mina sanki özellikle onun için bırakılmış
Gizli mahzenlerin farkındaydı. En büyük sır gardıropta saklıydı. Demeter, Nika, Palada, Afrodit. Yine sondan bir öncekini alacağım. Makyaj çantası da oradaydı. Kalp, onayla. Bunca zamandır buradaydı. Neredeyse göz önünde. Artık bir şansımız var. Ve bölümümüz bitti arkadaşlar. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.